Selam. Kızım okula bıraktım. Buradan İngilizce dersine gideceğim. Kafamda dönen bir sürü şey var. Bunları da dedim ki ben en iyisi şöyle bir kısa canlı yayın yapayım. Ondan sonra devam edeyim. Hakikaten kısa olsun. Kısa tutmakta zorundayım. Selam Dilan. Selam Ebru. Selam herkese selam. Şöyle yakında 19 Mayıs 1919'un 100. yılını kutlayacağız. Bundan işte birkaç gün sonra. Ve 15 Mayıs 1919'da yola çıkan bir Bandırma vapuru var. Hepimizin çok iyi bildiği gibi. Güzel olan şey belki de enteresan olan bir şey daha var orada. Mustafa Kemal ve 18 silah arkadaşı varmış o Bandırma vapurunun içerisinde yetkili olarak. Onun dışında tabii ki başka mürettebat da varmış. Fakat 19 kişilermiş Mustafa Kemal artı 18 silah arkadaşı. Bandırma vapurunda yola çıkmışlar ve 15 Mayıs'ta yola çıkıyorlar ve 19 Mayıs 1919'da da Samsun'a geliyorlar. İşte hemen bahsetmek istediğim şey 19'un enerjisi, 19 kırıntılarla idare etmemek. 19 şikayet edip söyleneceğine harekete geçmekle ilişkili. Hayatında her ne oluyorsa, hangi konuda kırıntılarla idare ediyorsan, bu ilişki olabilir, bu hayatının ta kendisi olabilir, bu ülkenin durumu olabilir, bu her neyse kırıntılarla idare etmektense hayatına gerçekten yön verebilme gücünden bahseder 19. Ve Kur'an'da bir ayet vardır üzerine çok fazla konuşulan, tartışılan Sekar'ın üzerinde 19 vardır diye. Onu da böyle sekar ekranlar demekmiş. Birkaç tane şey çeviride hani bu konuya özellikle eğilenler onun ekranlar manasına geldiğini söylüyorlar. Başkası onu cehennem diye çeviriyor. Kelime olarak ise ekranlar gibi bir manası varmış. Ve 19 vardır dedikleri zaman o 19'un yanına da ayette sadece 19 vardır diye geçiyor. Fakat çevirisini yapıldığı zaman meali yani o işte ne onun bir adı vardı unuttum. Ondan sonra o tefsirinin üzerine konuşurken de tefsiri yapılırken de bu 19'un yanına parantez içerisinde 19 melek, 19 peygamber, işte 19 pencere galiba bir şeyler yazmışlar tefsirinde. 19 olarak bırakmamışlar. Halbuki orada sadece şundan bahsediyor. Sekar'ın üzerinde 19 vardır. Bu çok güçlü bir ayet. Galiba 19 ayetten oluşan bir sure. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Kur'an'da da 19 mucizesinden bahseder. Kurtuluş Savaşı'nda da ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamında da 19 mucizesinden bahseder. 19 hakkında çok fazla şeyle karşılaşabilirsiniz. Araştırdığınız zaman mutlaka şaşırtacak bir sürü bilgi var 19'a dair. Benim demek istediğim şu, 19'un enerjisi gerçekten çok büyük çalışıyor. Ve hayatımızı da şimdi öyle bir zamandayız ki bu Mayıs ayı, ki Mayıs ayı, bir tanrıçadan alırmış ismini ve bu tanrıça da aslında maji ile alakalıymış. Yani sihir tanrıçası. Yani aslında büyü yapabilen, buradaki büyü, buradaki sihir hayatının %100 sorumluluğunu alıp hayatını değiştirip dönüştürebilme gücüdür. Onun dışında başka bir sihir, başka bir büyü yoktur. Hiç kimse, o kara büyü ya da uğraştığın şey, mesela birisini değiştirip dönüştürmeye çalışıyorsan eğer o kara büyü zaten. Kendinden başka hiç kimseyi değiştiremezsin. Ve eğer ben değişmeyeyim aslında yanlış olan işte sensin, sen değiş falan demeye başladığımızda ya da etrafımızı değiştirmeye başladığımızda o kara büyüye geliyor. Akmaji, aydınlık olan o sihir ancak ve ancak kendi yaşamının %100 sorumluluğunu eline aldığında yapabildiğin bir şey. Ve sen bu sihri, bu gücü ki sihir de seherle aynı kökten geliyor. Seher vakti, sihir vakti. Ne karanlık, ne tamamen aydınlık. Yani gecenin artık sona erdiği, sonra tam olarak sabahın günün aydınlanmadığı, yani tam olarak günün başlamadığı o ara zaman, seher vakti. Ne gece tam karanlık ne de aydınlık. Ve böyle zamanlarda yani tamam hayatım karanlık değil fakat kırıntılarla mı geçiniyorum ben? Bir şeye daha ihtiyacım var benim. Gerçekten yaşadığımı, yaşıyor olduğumu hissetmeye. Gerçekten ihtiyacım var dediğimizde işte 19 enerjisi bize yol gösterir. Ve çok güzeldir ki tarot destesinde büyük arkanada, majör arkanada 19. kart güneş kartıdır. Ve bizim Mayıs ayında da en güzel zamandır artık böyle güneşi gerçekten hissetmeye başladığımız zamandır. Ve may olasılık, ihtimal manasına girmiş. Mesela may I sit here var ya işte o diyor ki aslında buraya oturabilme ihtimalim var mı? İhtimaller üzerine de olsa benim ve bütünün hayrına harekete geçmektir 19'un enerjisi.
bir kurtuluş savaşı hikayemiz var ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına dair. Ortalıkta ihtimal yok. Ortalık o kadar korkunç bir halde ki, o kadar büyük işgal altında ki her yer. O kadar korkunç ki ve zamanın padişahından Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarından istenen tek bir şey var. O da işte ne güzel şey İngilizlik deyip İngiliz işte sömürgesi olmanın işte kabulünü sağlamak için onları görevlendiriyorlar ve gizlice işte Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkacaklar ve Anadolu'yu gezip İngilizliğin ne kadar güzel bir şey olduğunu, İngiliz mandalığının işte harika bir şey olduğunu anlatacaklar ve şey işte ülke bunu kabul etsin diye. Ve böyle bir yolculuk sırasında onlar o üzerlerindeki üniformaları çıkartıp Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal ve 18 silah arkadaşı üzerindeki üniformaları çıkartıp kırıntılarla yetinmek yerine benim ve bütünün hayrına diyerek harekete geçmişler. Ve bunu ihtimal olarak yapmışlar. Böyle bir ihtimale güvenmişler. Çok tatlıdır ki Mayıs'ın 5'i Hıdır Ellez'dir. Geçtiğimiz Hıdır Ellez ben yoktum, bir inzivadaydım işte o Primal Condition'ında. O yüzden yoktum ve o yüzden bir şey söyleyemedim. Fakat çok hoştur ki Hıdır Ellez, Hızır Aleyhisselam, Hıdır Ellez'in tarihi 5, 5'in 6'ya bağlandığı gece. O gece seher vakti sabah kalkıp işte böyle gün ağarmadan aslında o gülden niyetlerini alırsın, ihtimallerini alırsın. Ve bunu işte o gece yaparsın, o ihtimalleri için elinden geleni yaparsın. Ve tutar, bir şekilde tutar, mutlaka gerçekleşir. Hızır Aleyhisselam başka bir kültürde Green Man diye geçiyormuş. Ne kadar enteresan. Ayakları yere basınca bastığı her yer yeşil olan insan. Yeşil olan. Veya işte Hızır Aleyhisselam'ın aynı zamanda Hermes'le ilişkisi olduğu söyleniyor. Ve hatta Atlantis'e kadar uzanıp, çok enteresan bir bilgi, Atlantis'e kadar uzanıp oradaki isminin de bence çok esprili Çikifet olduğu söyleniyor. Çok enteresan değil mi? Şimdi bunlar böyle sadece kalbimizi genişleten bilgiler olabilir. Veya şöyle bir tebessüm edip geçebiliriz. Fakat bize şunu hatırlatıyor ki zaman, dönem ne olursa olsun o zamanın içerisinde aslında hep aynı şeyi anlatmış. Mayıs ayında 5'inin 6'ya bağladığı gece 11'dir 5 ile 6'nın toplamı. 11 ideallerinin peşinden gidebilme enerjisidir. 11 adalet kartıdır tarottaki major arkanada, büyük arkanada. Ve adalet just is'dir, olmuş olandır. Just is, justice. Olandır, adildir. Sen bu adil olanı eğer yeterli bulmuyorsan ve bu benim için kıtırı kırıntıdır diyorsan o zaman 19'a bakarsın ki 19 uyanıştan önceki karttır mesela tarot destesinde ve güneş kartıdır. Ve evet bizim Mayıs ayı güneşi en çok hissetmeye başladığımız zamandır. Ve o ihtimaller üzerine harekete geçeriz. Bu ihtimaller hayatında mesela yakınlık, işte ne bileyim intimacy, o yakınlığın olmadığını düşünüyorsan mesela öyle kırıntılarla geçinmezsin de onun daha iyisini istersin ve bunun için her şeyden önce kendine dönüp bakarsın. Ben ne kadar hayata yakınlık gösteriyorum ve ne kadar gerçekten özden veriyorum. Özveri bir başkasına ya da birilerine verilecek bir şey değildir. Kendi içinden, özünden hayata ne kadar veriyorsun? Budur aslında özveri ki o da sana yukarıdan özden versin. Çünkü biz ne verirsek o da bize onu veriyor. Hakikaten ne verirsen elinle, o gider seninle. Çok doğru bir söz. Başka bir şey, verdiğimizin haricinde başka bir şey alamıyoruz buraya. Ne sızdırıyorsak buraya, ihtimaller dahilinde, buraya sızdırmaya ne imkanımız varsa, ya tutarsa deyip sevgi veriyoruz, huzur veriyoruz elimizden geldiğince. Aslında inanç veriyoruz daha iyisini olabileceğine dair, her şeyin daha güzel olabileceğine dair. Ve bununla beraber hareket ediyoruz. Nasıl? Benim ve bütünün hayrına. 19 enerjisi öyledir. Beni unutmazsın bir, 9 birliği ve bütünlüğü unutmazsın. Ve Mustafa Kemal Atatürk tam da bu enerjiyle çalışmış bir lider. Çünkü ne kendisinden vazgeçmiş, ne gerçekten o nasıl göründüğünden ya da kişiliğinden, kimliğinden vazgeçmiş, ne de o birliğin, bütünlüğün hakkını yemiş. Ne yapmış? İşte 3 gün boyunca başkumandan olabilmek için kurduğu mecliste, kendi kurduğu mecliste 3 gün boyunca 24 gece gündüz konuşmuş, dil dökmüş, başkumandan olabilmek için bir kere herkesin iznini almış, rızasını almış, hiç olmazsa çoğunluğun rızasını almış ve bütün o işte düşmanlar Tapolatlı'ya kadar gelmişken o 3 gün insanların rızasını alıp öyle hareket etmiş. Bütünün hayrına da, bütünün değerine de aynı şekilde kıymet vermiş. Sadece benim dediğim doğru dememiş. Hayatına oturup incelediğimizde ya da sadece Kurtuluş Savaşı'nın ve şu da çok enteresan, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 1923'ten
Sonra 1938'e vefat edene kadar 19 sene hizmet etmiş Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ne. Ve o 19 senede gerçek bir metamorfoz gerçekleştirmiş ki Kurtuluş Savaşı'nın enerjisi de öyle, o da bir gerçek metamorfozdur. 19'da öyledir. Eğer kırıntılarla idare etmek istemiyorsan artık, ne güzel şey İngilizlik, işte ne güzel bilmem necilik, tamamen metafor yapıyorum aslında. Hayatında herhangi bir şey eğer özden yeterince gür değilse, yani yoğun değilse, hayatında bulunduğun anda şimdi de tam olarak bulunduğunu hissedemiyorsan eğer, şimdiye kendini olduğu gibi veremiyorsan eğer, özün saklanıyorsa bir sebepten, özün bir yerlere sıkışmışsa, kırıntılarla geçiniyorsa özün bir yerlerde, onu değiştirip dönüştürme gücü tamamen senin elinde. Ve şimdi yarın itibariyle Bandırma Vapuru 100. yılında bir kez daha yola çıkacak. Biz onun enerjisini hissedeceğiz ve onun enerjisiyle beraber 19 Mayıs'ta da pazar gününe denk geliyor. Bir güneş doğacak hayatımızda. Güneş kartıdır majör arkana da 19. kart ve bir beyaz atın üzerine binmiş böyle sarı saçlı, böyle üstü çıplak, kız mı erkek mi olduğu belli olmayan bir çocuk vardır o beyaz atın üzerinde ve arkada da güne bakanlar vardır. 100. senesinde muhakkak ki bir seviyede hepimiz için, benim ve bütünün hayrına, bu ülke büyük bir mozaik şüphesiz. O zenginliği gördükçe, hep beraber birbirimize tutundukça, benim ve bütünün hayrına başka bir tabandan, başka bir yerden, başka bir enerjiyle bu dünya, bu ülke, bu dünya üzerinde yeni bir dönem başlatıyor. Büyük ihtimalle ben öyle hissediyorum ve bunu biz bireysel düzlemde yaptığımız zaman gerçekleşiyor. Yani şimdi sen de yarın itibariyle, bugünden bir bak bakalım ve yarın itibariyle, 15 Mayıs itibariyle kırıntılarla geçinmek yerine hayatında gerçekte neyi merak ediyorsun, neyi öğrenmek istiyorsun ve daha fazlasını, daha fazla şöyle olsa dediğin şey hayatında nedir? Nedir? O özünden bu dünyaya vereceğin şey nedir? Buraya ne için geldin? Bunların hepsini yeniden gözden geçirip o vapuru, tamam mı? O böyle güçlü gemiyi, ondan sonraki geminin hareket etmesi, yol alması, ondan sonra yön değiştirmesi, bunların hepsi zaman alır. Onu artık güçlü bir niyetle hareket ettirme zamanı geldi ve Mayıs ayı ihtimaller barındırır. Yani sihir barındırır, yani magic barındırır, akmaji. İnsanın kendini daha iyiye doğru değiştirip dönüştürebilmesidir. Senin dışında kontrol edemediğin şeyler üzerine değil de senle beraber çevrenin daha iyi olması için benim ve bütünün hayrına hareket etmektir. Ve büyük bir metamorfoz gerçekleşir. Bunu deneyimlemek istiyorsan bedava. Yarının enerjisi muazzam. Ve bu Mayıs ayının enerjisi de öyle. İşte böyle. Şimdi benim derse gitmem lazım. Aşağıda neler yazdınız, neler söylediğinizi hiç göremedim. Fakat ben de kalpler, öpücükler vesaire. Tamam mı? Görüşmek üzere. Şimdi gidiyorum ben. Söylemek istediğim başka bir şey var mıydı acaba? 19 ve 100. Tabii ki. 100. yıl. 19 Mayıs'ın 100. yılı. 1-0-0. Tamam, 1. Benden içeriye birliğe ulaşabilirsin ancak. Sen değişirsen dünyan değişir. Dünyanı değiştirebilirsen dünyaları değiştirebilirsin. O benim gücü, birin gücü her şeyi kapsar içine. Ama o ben. O yüzden 1. 100. senesi Kurtuluş Savaşı'nın bir 0 ve 0. 2 kere içsel bilgi, 2 kere boşluk, 2 kere akasha, 2 kere yaratım enerjisi. Bu Mayıs ayı öyle böyle ihtimaller barındırmıyor. Bu Mayıs ayında senle sen arasındaki boşluğun kalitesine bak. Senle diğerleri arasındaki boşluğun kalitesine bak. Senle bu toprak arasında, bu toprakta yaşanan ve yaşanmış ne varsa, bütün o anıların, tarihin, her şeyin, onların arasındaki, senle bu tarih arasındaki boşluğun kalitesine bak. Ve bu boşluktan yepyeni yanıtlar, yepyeni yaratımlar doğacak. Yeter ki biz bu boşluğa ya tutarsa deyip, tutacağından emin bir şekilde, çünkü Mayıs ayındayız biz. İhtimaller ayı, May ayı, Maji ayı, sihir ayı. Buraya ne bırakabilirsin? Buraya şikayet mi edersin? Bu topraklarda yaşıyorum diye burada olup bitenler için. Veya işte bilmiyorum senaryon nedir. Ya da buraya yatırım yapıp, his bırakıp, kendini dönüştürüp, olabilecek en iyi şekilde hareket edip kendin için. Bu bakımla alakalı değil.
bu sevgiyle alakalı. O boşluğa sevgi bırakırsın ve sonra o akaşadan 1 ve 0 0 100. yıl 2 kere 0 o akaşadan, o boşluktan yaratım ve yeni yanıtlar doğar. Sen bunu olumlu tezahürün bir parçası olarak yaparsan hayat da, bu topraklar da, bu dünya da sana aynı şekilde geri bunu ulaştırır. Burası dünya ve dünya gezegeni üzerinde yaşayan her bir insanın bilinci kadar dünya barındırabilen müthiş bir gezegen. Müthiş bir gezegen, müthiş bir anne ve bize hayal ettiğimiz şeyi veriyor, hissettiğimiz şeyi veriyor. Ve şikayet ederiz. Bu ne biçim dünya, bu ne biçim ülke, bu ne biçim adalet, bu ne biçim, bu ne biçim, bu ne biçim diye. Ya da justice, adildir justice, budur, şu an olan budur. Ben bunun üzerine ne yapıyorum? Ben kendim için, özüm için ne yapıyorum? Ve özden ne sızdırıyorum? O boşluğun içine ve o boşlukta yargılardan, şikayetlerden, analizlerden, geçmiş sıkıntılardan veya geleceğe dair beklentilerden, korkulardan o boşluğa yer kaldıysa eğer, eğer kalmadıysa bütün onların hepsini şöyle geriye alıp, boşluğun kalitesine bakıp, o boşluğun kalitesini nasıl daha iyi hale getirebilirsin, nasıl daha iyi hale getirebilirim ona mı bakıyorum? İşte Mayıs ayının, 19 Mayıs 2019'un o yüksek enerjisiyle bireysel düzlemde ve toplu olarak yapacağımız en güzel şey ya şikayet edeceğiz kolay olan ve enerjimizi aşağı çekeceğiz ya da güneş gibi, yıldız gibi parlayacağız tekamül etmek için benim ve bütünün hayrına kırıntılarla beslenmek yerine elimizden gelen en iyisini yapacağız. İşte bu kadar. Görüşürüz. Hoşça kalın.